Merhaba, iyi akşamlar. Ereğli. Şimdi takip ettiğimiz bir kanalı vardı bunun devamlı. O kanal yukarı doğru olumlu pozitif kırıldı. 1.618, 12.42'ye değdi say. Yani işte 1.20, 1.12.30'a gelmiş. Yani 2.30, 12.40 çok da önemli değil. Değdi ve oradan bozuldu. Tabii bugünkü faiz kararı da negatif etkiledi açıkçası. Pozitif dedi kağıt. Faiz gelince biraz önce EKG'ye çektim, orada da söyledim. İşte sanayi firmaları, EKG, o gibi gayrimenkul yatırımları falan çok olumlu etkilenmez bu havadan. Formasyon olarak şurada çok güzel bir aslında düşünüşçü yapmış formasyon. Yani o günlerde bakmamıştım da şimdi dikkatimi çekti. Bu tür düşünüşçülerden sonra arkadaşlar riskli olarak mesela traderlar moon formasyonuyla işlem yapanlar alıma girebilir. Çünkü şöyle bir formasyondur bu. 3 tane yapar, sonra arkasından bir karşı darbe ve yüksek bir mum beklenir bu tür bir tabloda. Şimdi bugün itibariyle tabii bir hamile ayı formasyonu bunun adı. Hatta zorlarsanız kuyruklu yıldız bile diyebilirsiniz ama o burasında olması, yani mumun üstünde olması lazımdır. Yani iyi bir formasyon değil açıkçası. Ama %100 de değil tabii, hani illa bu formasyon da kağıt yıkılıyor anlamında da değil. İlk destek 11.23, ikinci destek 10.74. İkisi de alınabilir destek olarak, yani kullanılabilir. Bu sizin risk tercihinize bağlı. Tabii kırılması durumunda da, hele 10.74'ün falan kırılması durumunda, şurada bıraktığı o alım boşluğunu kapatır bir güzel, 10.61'de o. Ve trend desteğine döner bakarız kötü senaryoda. İyi senaryoda bir dönüş olursa 12.42, burada 1.618'de oranın tabii bir üstüne çıkması, yani üstüne yerleşmesi ve daha sonraki FIBO hedefi de 16 lira 33 kuruş. Onu da söyleyeyim. Zaten Ereğli burada kendi direncinden de bakın 1.618 aynı yere geliyor. Ben bunu daha önce çizmiştim. En yüksek tepelerinden de döndüğünü söyleyelim. 12.42 idi o en yüksek tepe ki FIBO'da da tam bakın ilk hareketin 1.618'de oraya geliyordu aslında. Beklenen bir direnç bölgesi bugün döndüğü yer. Ha, diyeceksiniz ki haber olmasaydı bilmiyoruz, belki kırar, o da ayrı konu. RSI aşağı yön veriyor, onu söyleyeyim. MACD'yi de artık boynunu bükmüş, aşağı bir yön veriyor. Zaten aşırı alım bölgesine de gelmiş. Dolayısıyla hani bir yukarı bir adımda 12.40'larda gerçekten de bir şey beklenirmiş burada. Yavaş yavaş kar realizasyonu beklenirmiş. Ereğli çok iyi momentumlarda, iyi hareketlerde, yani trendlerde, hızlı trendlerde 80'e kadar kaldırabiliyor. Ama daha fazla seyredildi de geriye bakarsanız pek yoktur. Yani 80'in üstünde RSI yoktur. Dolayısıyla kar realizasyonu bölgesini burada 73-75 ve 80 aralığında kabul edebilirsiniz. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttuğum bir şey de yoktur herhalde. Bu arada Ereğli tabii çok şey bir firma. Yani daha portföy kağıdıdır Ereğli. Çok kar da olan, karlı da bir firma yanlış bilmiyorsam bilançosunda da. Ve değerinin de piyasa değeri, defter değeri olarak ve şeyinde altında olması gereken, değerinde yanlış bilmiyorsam altında ve FK'sı falan da düşük diye hatırlıyorum. Yani şu an kaç hatırlamıyorum ama FK'sı falan Ereğli için yani temel analizi bakımından da hala ucuz bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 10-15 gün, 20 gün evvel bir videoda birisi sormuştu. Ya hangi hisseler alınır? Ucuz hisseler hangileri? Demiştim ki işte Ereğli, Garanti Bankası, Akbank falan filan diye saydığım hisselerden biri. Yani o aklına gelen olursa söyleyeyim, hala ucuz piyasa değeri, defter değerine göre iskontolu bir kağıt. Değer yatırımcıları için tabii uzun vade. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.